Dün bir özgürlük savaşçısının Mahatma Gandhi'nin ölüm yıldönümüydü. Kanal 7 Haber ekibi Gandhi'nin Hindistan'da yıllarca yaşadığı eve gitti, onun sıra dışı mirasını görüntüledi. Elinde bambu kamışından bastonu, üzerinde sadece bir kumaş parçasından oluşan geleneksel kıyafeti ve arkasında heyecanla çarpan milyonlarca yürek. Dünya Mahatma Gandhi'yi 12 Mart 1930'da ülkesindeki sömürgeci İngilizlerin tuz vergisine karşı çıktığı uzun yürüyüşle tanıdı. 400 kilometrelik bu yürüyüş, kitleleri ardından sürükleyen Gandhi'yi Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin tek siyasi ve ruhani lideri yaptı. Mohandas Karamchand Gandhi 1869'da İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'da doğdu. 13 yaşında evlendi, 1888'de annesine etten, alkolden ve cinsellikten uzak durma sözü vererek avukat olmak üzere Londra'ya gitti. Hayatının dönüm noktası avukatlık yaptığı Güney Afrika'da uğradığı ırkçı ayrım oldu. Ülkesine döndü, olağanüstü sadelikte bir yaşam sürmeye başladı. Defalarca hapse girdi, haksızlığa uğradı, buna rağmen şiddetin her türlüsünü reddetti. En büyük eylemlerinde bile şiddet karşıtı duruşunu bozmadı. Özgürlüğün yolu bu odadan geçti. Mahatma Gandhi sadece birkaç parça eşyayla hayatını sürdürdüğü bu sade odada ülkesini özgürleştirmenin hem hayalini kurdu hem planlarını yaptı. Çıkrıkla ip eğiren, giysilerini bile kendisi dokuyan bu adam gün geldi dünyaya yön verdi. 1931 Ekim'inde sırtında pamuklu peştemali, ayağında terliğiyle imparatorla çay içmek üzere Buckingham Sarayı'na gitti. Uşaksız, muhafızsız, güneşten ve yağmurdan korunacak bir şapkası bile olmayan bu lider, herkeste hayranlık uyandırdı. Pay respects to the distinguished visitor in his domain. Dini ve etnik grupların çokluğuna rağmen ülkesini İngiliz sömürgesinden kurtarmayı başardı. Hindistan'dan ayrılan Müslüman Pakistan'a ödenmesi gereken 550 milyon rupinin ödenmemesi üzerine açlık grevine başladı. Müslümanların haklarını savunmak için yaptığı bu pasif eylemle ülkesindeki faşistlerin düşmanlığını kazandı. Eylemi sonuç verdi, Hindistan hükümeti Müslüman Pakistan'ın parasını ödedi. Greve son veren Gandhi 12 gün sonra 30 Ocak 1948'de bir faşistin silahlı saldırısına uğradı. 78 yıllık hayatında son sözü "Ey Ram, yani Tanrım" oldu. Cenazesi Hindu gelenekleri gereği yakıldı. Gandhi'nin Mumbai'de yıllarca kaldığı evi müzeye çevrildi. Kitapları ve eşyaları olduğu gibi korundu. Hindistan'ın özgürlük savaşçısı Mahatma Gandhi yıllarını bu evde geçirdi. Bir kütüphaneden farksız evde Mahatma Gandhi'yi anlatan 600 bin kitap sergileniyor. Filistin'in işgaline karşı çıkan, halka açık dualarında Kur'an'dan ve diğer kutsal kitaplardan alıntılar yapan, halkların barış içinde ve özgürce yaşamasını savunan Gandhi'nin çıkrığı bugün Hindistan bayrağının tam ortasında duruyor. Öğretileri, yaşam tarzı ve felsefesiyle sadece 1 milyar 100 bin nüfuslu Hindistan'a değil, bütün dünyaya mesaj vermeye devam ediyor. Sayın seyirciler, İstanbul Sancaktepe.